Hadi. Bekleme yapma. Ala kız yürü. Hadi. İki gündür buraya gelmiyorduk. Koyunları aradan geçtikten sonra daha rahat gidiyorlar. Bu armut diplerini iki gündür yoklamıyorlardı. Şimdi şu aradan geçip yine armuda koşmalar lazım. Çünkü orada da armut var. Şu an bu armutların hiçbirinde armut yok. Armutların geçili neredeyse bir aya yakın oldu. Temmuz'un ilk haftaları zaten bitmişti bu armutlar. Ama şu an sadece yaprağına koşuyorlar. Günün ilk ışıklarıyla geldiğimiz tarlada 3 tane koyun armuda koştu. Onları zor çevirdim. Koyunların arkası orada kaldı. Üst tarafta susam var. Biraz spor yapmış olduk. Açıldık. Sabah sabah. Buradaki anıs tarlamızda ot neredeyse kalmamış vaziyette. Artık koyunların burada bugünden sonra çok fazla duracağını düşünmüyorum. Belki dururlar ama karınlarını doyuramazlar.
Bugünden sonra buraya gelmesek koyunlar için iyi olacak. Almış olduğum koç, bu daha önce detaylı belki gösterememiş olabilirim. Merinos bir koç. Tüy yapısı. Ve kuyruğu her şeyle merinos. İki koç da yan yana. Uzun zamandan beri farklı koç katımı sürüye yapıyoruz. Devamlı ıslak çalışması için, farklı kan değişim için bunları yapıyoruz. Koç seçimi yaparken koçun cinsi ve ikizlik oranı, hangisinin yüksekse onu tercih ediyoruz. Ve en önemli olanlardan bir tanesi de kuyruk yapısı. Kuyruğu ince ve uzun olmalı. Hatta bunun kuyruğunda biraz kamalık var. İnce ve hepsi aynı seviyede olması lazım. Aynı kalınlıkta olması lazım. Bunun kuyruğu biraz aslında üst tarafı kalın. Bunları çok böyle bu şekilde çok tercih etmemeye çalışıyoruz. Bir de bizim koçumuza bakalım. Bunun kuyruk yapısı da ona göre daha ince ve uzun. Çok fazla bir gamalık yok. Kamalıktan kastım üst tarafı kalın ve kalından inceye doğru ilerlemesi. Bu yeni almış olduğum koçta bu daha fazla. Elbette ki bu şu an bir yaşındalar ikisi de. Bu da seneye, yani Nisan Mayıs ayı gibi, bu da daha fazla boy atıp ve kendini göstermeye başlayacaktır. Doğru kanı bulabilmek çok ama çok önemli.
Eğer ki sürünüzde genelde 3 ikiz ve 4 ikiz varsa ki böyle olan kuzuları koşuluk olarak ayırın. Hele ki 3 ikiz ve 4 ikiz olanları. Bunun eğer ki çok fazla iyi değilse koçunuz, tabi çok kötüse ayırmayın ama çok fazla da yani iyi değilse bile onu koçluk olarak biz 2-3 yıl bırakın, sürünüze salın. Sonrasında yeniden ıslah çalışması yapıp onları daha iyi bir hale getirirsiniz. Bu sefer yapmış olduğunuz şey koyunların ikizlik, üçüzlük ve hatta dördüzlük oranlarını çok iyi bir şekilde arttırmış olursunuz. Eğer ki süt koyunculuğu yapmıyorsanız sizin geliriniz kuzudan olacaktır. O yüzden koyun başına ne kadar çok fazla yani kuzu doğumu olursa kuzu satışı yapabilirseniz sizin için yani bizler için bu daha karlı bir sonuç olur. Bunların etrafında dönüyorum ki çabuk ilerleyip gitmesinler, yoksa bu şekilde yayılmayacaklar. Normalde koyunların etrafında bu kadar çok durmam. Hele ki etrafımızda bahçe, ziyan falan yoksa köpekler de yanımdaysa koyunların yanında durmayı tercih etmem. Karşıdan izlemesi bu sefer daha zevkli oluyor. Hey dostum. Bir ara ilk tedaviye başlamadan önce sanki iştahsızlık olacak gibi gelmişti ama aşıyı iğneyi yaptıktan sonra, hele ki ikinci iğneyi yaptıktan sonra iştaha daha çok açıldı ve kendini daha iyi toparlamaya başladı. İştaha hiç kesilmedi. İştaha kesilmiş olsaydı daha kötü bir durumda olurdu. Zaten hastalığa yakalanmadan önce de kilo almıyordu. Yaşından dolayı. Ve hastalığından dolayı. Koçlar bir defa tokuştular. Koçun birisi oraya gitti. Küçük olduğu için çok fazla karşılık verebilmesi imkansız. Bir defa vuruştular ama koçun kaşı açıldı neredeyse. Hafif bir kanama var.
2-3 defa sağlam vursalar demek ki kaşı açılacak. Daha şimdiye kadar kafa kafaya hiç tokuşmadılar. Şimdi gördüm ilk defa. Onu videoya alamadım. Bir de senin bakalım. Sende bir şey var mı? Evet. Bunda da çok hafif bir kan toplanması var. Kavga etmemeniz en iyisi. Koyunların ilk tarlaya gidişiyle şimdiki halleri arasında çok büyük farklar var. Şimdi neredeyse iç içe geçmiş durumdalar. O şekilde otluyorlar. Ve bu şekilde daha güzel otluyorlar. Önüne ne gelirlerse hepsini kopartıp yiyorlar. Öbür türlü koşa koşa ot yemeye çalışıyorlar. Demek ki yavaş yavaş buradan tarladan çıkma zamanımız gelmiş. Ahmet, kaptan. Fazla yüz göz olmayalım. Çakır geldi ama öbürküler hala yeni hareketleniyorlar. Yuri! Koş! Yuri! Bir aslan geliyor. Nerede kaldın? Koyunlar gidiyorlar dostum. Yuri Boyka. Aslanım. Geldin mi lan? Hadi gidiyoruz. Yoruldun mu lan? Lan 200 metre koştun. Çakırla karabaş. Bak ayağıma vurma lan. Çakır. Onlar oradan gitsinler. Hava sıcak bunlar. Ne yapacağı belli olmaz. Kış. 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 Karabaş da gelmiş. Koş. Yürü. Kış. 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 Kış.
Gidiyoruz. İhtiyar. Yaşlı kurt. Çekil bakalım. Hadi. Arkada kalma, koş. Şu an sabah geldiğimiz yerden geri dönüyoruz. Önlerinde armut olmasa, armut ağacı olmasa şu an bu koyunlar buradan bu şekilde önü gitmez. Bayağı bir zorlarlar yani. Isı çalarak zorla durdurdum. Neredeyse buradan geçiyorlardı. Orada da var bir tane armut ağacı. Ona koşuyorlar. Şimdi sabah ya ilk döndüğümüz yerde armutlar var. Şimdi oraya doğru koşuyorlar. Oraya insinler şimdi. Buraya geçerlerse sıkıntı. Leyleği burada bir şeyler yemiş. Tilki de olabilir. Geçen bundan 3 ya da 4 gün önce leylekler göç ederken buraya uğramışlardı. Sürü halinde. 1000'e yakın leylek köyümüzden geçmişti o gün. Ve elektrik tellerine dokunup 7-8 tane falan leylek maalesef ki ölmüştü. Onlardan bir tanesinde tilki ya da farklı bir şey yemiş. Şşş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 
Bunların bugün suya çok fazla koşturduğunu düşünmüyorum. Su için değil, buralara bahçeden yolundan otlar atıyorlar. Onun için koştular büyük ihtimalle. Geri dön. Yok bir şey yok. Yok bir şey. Say. Ay. Rüşya. Geri dön. Geçen gün buraya koymuştum. Şimdi ona koşuyorlar. Kum olduğu için çok fazla toz kalktı. Öf. Hala devam ediyor toz. Amcamızı buradan Karpuz Tarlası'ndan gerçi karpuzlar da geçmiş. Beyaz beyaz olmaya başlamışlar.
Bunları neden satmadık ki bilmiyorum. Çünkü bayağı bir karpuz kalmış tarlada. Bir tanesi artık geçti mi ya da bir şey mi yedi? Onun için buradan buraya bir tane büyük bir karpuz atmış. Onu da şimdi koyunlar afiyetle yiyorlar.